Yeşilyurt Belediyesi tarafından Bostanbaşı'na yaptırılan Medeniyet ve Sanat Merkezi açılışı Bakan Tüfekçi tarafından yapıldı. Açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Vali Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sivil Toplum Kurulu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, böyle hizmetleri halkımızla buluşturduğumuz için mutluyuz dedi. Medeniyet Sanat Araştırmaları Merkezimizin binasının açılışına hoş geldiniz. Evet, aramızda Yazıhan Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi'nden arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizle tekrar hoş geldiniz diyorum. Medeniyet Sanat Araştırmaları Merkezimiz inşallah geleceğe yönelik temelini attığımız, geleceğimizi kuracağımız bir merkezimiz, bir kurumumuz olacak. Lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimizin inşallah bu yıl genel dersler alınıyor. Yaklaşık bu sene 35 öğrencimiz var. İnşallah bu sene sezon geçtikten sonra önümüzdeki yıl artık ihtisaslaşarak siyaset düşüncesi, uluslararası ilişkiler, ilahiyat, belediyecilik gibi artık öğrencilerimiz buralara, seminerlere kayıt olarak bir düşünce okulu şeklinde inşallah burada eğitimlerini alacaklar. İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay ise üniversite olarak kültürel alanda belediyelere her daim destek olacaklarını belirtti. Biz de İnönü Üniversitesi olarak çok güçlü bir sanat altyapımız var bizim. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz var. Devlet Konservatuvarımız var. Bir de eğitim fakültemizin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü var. Yani 3 tane fakülte diyebiliriz. Fakülte ayarında 3 okulumuz var. Çok sayıda sanatçı, bilim insanımız, hocamız var. Bu hocalarımız üniversitede çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ama bundan sonraki dönemde şehrimizin her birimiyle çok güçlü bir iletişim kurarak buralarda da. Törene katılan Vali Toprak'ta Yeşilyurt Belediye Başkanımızı takdir ediyorum. Böyle merkezler Malatya'nın her yerinde olmalı dedi. Üniversitemiz sadece bilgi toplumu olma yolunda bilgiyi üretmede değil, üretilen bilginin kullanılması noktasında da önemli çalışmalar imza atmasını da ifade ettik. Yani şehirle, bulunduğu yerle kenetlenmesi, iç içe girmesi ve eldeki bilgi ve birikiminin uygulanmasını çevreyle de birlikte oluşturacağı altyapıyla ortaya çıkarması gerekiyor. Bu çok anlamlı oldu. Buradaki Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi ve burada üniversitemizle birlikte Yeşilyurt Belediye'mizin ortaklaşa gerçekleştirecekleri güzel çalışmalar da oradaki o açılış konuşmalarındaki hakikaten istediğimiz, temenni ettiğimiz, hedef koyduğumuz ölçütleri de gerçekleştirecek noktalara bizi götürüyor. Törende son olarak konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ise belediye başkanlarının çalıştığını belirterek Malatya'da yerel yönetimler çok iyi çalışıyor, güzel işlere imza atıyor, bizlere de destek olmak düşüyor diyerek başkanlara teşekkür etti. Özellikle bu açılışın yeşil yurdumuza, Malatya'mıza, ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Yeşil yurt gerçekten bizim büyüyen sevdamız. Yeni kadim bir ilçemiz ama yeni büyüyen bir ilçemiz. Bu anlamıyla da Malatya'nın neredeyse yarısına hizmet eden ve gerçekten de büyükşehirle beraber çok güzel hizmetlere imza atan, temizliğiyle, insana dokunuşuyla fark oluşturan bir belediyemiz. Bu anlamda belediye başkanımız başta olmak üzere bütün yönetimine ve çalışanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz her zaman yerel yönetimlerin güçlenmesini istiyoruz. AK Parti olarak yerel yönetimler ne kadar güçlü olursa, ne kadar gelişirse
insanımızı o kadar geliştirdiğine inanıyoruz. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldıktan sonra Medeniyet ve Sanat Merkezi halkın hizmetine açıldı. Evet, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi Yeşil Yurda ve Malatya'ya hayırlı uğurlu olsun efendim.